Herkese selamlar. Bugün yine trigonometrinin alt başlıklarından bir tanesiyle beraberiz. Heceleri birbirine dönüştüreceğiz. Hece dediğimiz nedir? Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant, kosekant ve sekant. Bunları hece diyeceğiz arkadaşlar. Bazen bunları birbirine benzetmemiz gerekecek işlemlerde kolaylık olsun diye. Hangi şartlar altında kimi kime dönüştürüyoruz? Hadi bunu konuşalım beraber. Evet, ilk kuralımız şu olsun arkadaşlar. 90 ve 270'e tamamlarken açıları hece değişir. Ve gittiğimiz bölgenin işaretine bakarız. Eğer 180 ve 360'dan bahsediyorsak, yani açıları bunlara tamamlamamız gerekiyorsa, o zaman hece aynı kalır. Her iki koşulda da, yani hece değişse de değişmese de, yeni gittiğimiz bölgenin işaretine göre arkadaşlar ne yapacağız? İşaretimizi belirleyeceğiz. İşaret gittiğimiz bölgeye göre belirlenir. Evet, ne demek bunlar arkadaşlar? Şimdi beraber örnekler üzerinde görmeye başlayalım. Bu kurallar aklımızdan hiç çıkmasın. Şimdi bakıyorum, burada ne var? Aşağıdakilerden hangisi kosinüs alfa ifadesine eşittir diyor. Şimdi bir kere bakıyorum, pi bölü 2 90 demek. Ben burada ne yapıyorum? O zaman 90'a tamamlıyorum değil mi? 90 eksi alfa, buna alfa eklediğimde 90 olacaktır. O zaman 90 ve 270 gördüğümde hecenin değişeceğini, 180 ve 360 gördüğümde hecenin aynı kalacağını düşünebilirim. Şimdi ben bir tane birim çember çiziyoruz. Bakıyorum 90 var. Bir kere hece değişecek, onu görüyorum. 90'da hece değişince bu kime dönecektir? Kosinüs alfaya dönecektir. Şu arada artı ya da eksi olması önemli değil arkadaşlar. Her halükarda onu atıyoruz ve alfa diyoruz. Peki orada artı ya da eksi yazması neyi etkiliyor arkadaşlar? İşte hecenin gittiği bölgeye. Şimdi 90 burasıydı. 90'dan bir şey çıkarılmış alfa derece. O zaman bir şey çıkarırsam birinci bölgede kalırım. Birinci bölgede her zaman ilk hecenin işaretine bakıyoruz. Çünkü ana hedefimiz sinüsün değerini bulmak. Dolayısıyla sinüs de birinci bölgede nedir arkadaşlar? Pozitiftir. O zaman bunun karşılığı kosinüs alfadır. Evet, demek ki Adana kosinüs alfaya eşit. Bursa'ya bakalım. Kosinüs eksi alfa diyor. Aslında bu nedir arkadaşlar? Dikkat edersiniz. Kosinüs değil mi? 0 eksi alfadır. 0 da zaten 360'a özdeş değil miydi arkadaşlar? Çünkü birim çemberde hatırlayın ne yapıyorduk? 0 ile 360'ın aynı nokta olduğunu söylüyorduk. Önceki konularda bunu konuşmuştuk. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu aslında 360 eksi alfa diyebilirim. Evet, 360 eksi alfa diye yazarsak bunu arkadaşlar, ne demiştik? 180 ve 360'daysa hece değişmiyor, hece aynı kalıyor. Yani ben buna yine kosinüs alfa diyeceğim. Kosinüs alfa dediğim zaman bir de işaretine bakmamız gerekiyor. 360'dan bir şey çıkarmışım. 360'dan bir şey çıkarırsak ne olur? Tabii ki açımız küçülür. Şöyle 270'e doğru yaklaşır. Buralarda bir yerde, yani 4. bölgedeyiz. Her zaman ilk hecenin işaretine bakıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. Kosinüs bu bölgede nedir? 4. bölgede pozitiftir. Kosinüs demek ki x eksenini biliyorsunuz. X ekseni de zaten 4. bölgede pozitiftir. Dolayısıyla bu da artı kosinüs alfaymış. O zaman burada da sorun yok. Bunlar da kosinüs alfa eşit. Hadi C şıkkına bakalım. Yine bir 90 görüyorum. 90 varsa arkadaşlar 90'da hece değişiyordu. Yani bu bir kere kosinüs alfaya dönecek kesinlikle. Şimdi işaretini kontrol etmemiz gerekiyor. İşaretine bakalım, 90'a bir şey eklemişiz. Şimdi 90 derece burasıydı. Bir şey ekleyince 180'e yaklaşırız değil mi? 90'dan daha büyük değer olacak. 180'e yaklaşacak. Bu bölgede ama her zaman ilk heceye bakıyorduk. İlk hecemiz nedir? Sinüstür. Sinüs burada artı olduğuna göre demek ki artı kosinüs alfa. Bu da bize verilen ifadeye eşit. Denizli'ye bakıyorum. 2 pi'nin 360 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ne oluyordu? 360'da hece değişmiyordu. Hece değişmeyeceği için bunun yine kosinüs alfa olarak kalacağını biliyorum. Arada artı ya da eksi yazması hiçbir şey değiştirmiyordu arkadaşlar bu heceyi belirlerken. O neyi değiştiriyordu? Bölgeyi, gideceğimiz bölgeyi. Şimdi 360'da ne yapmışım? Alfa çıkarmışım. 360 burasıydı. Belli bir açı çıkarırsam, alfa derecelik bir açı, geriye doğru 270'e doğru yaklaşırım. Yani 4. bölgede kalırım. O zaman 4. bölgede nedir arkadaşlar? Kime bakıyoruz? İlk heceye, kosinüse artıdır. O zaman bu da artı kos alfaymış. Bu da bize verilen ifadeye eşit. O zaman son olarak Edirne şıkkına bakalım. Ne oldu burada bakın arkadaşlar? Yine 360'dan bir şey çıkarılmış. Şimdi 360'dan bir şey çıkarırsak bu ne olacaktır? Hece aynı kalacaktır. Hece değişmeyecektir. Yani sinüs alfa diyeceğiz buraya yine. Sinüs alfa ise arkadaşlar, işareti şimdi kontrol edelim. 360 derece burası, bakın bir şey çıkarmışız. Yani 270'e yaklaşmışız. Yine 4. bölgede, ama 4. bölgede bu sefer sinüs ekseni negatif tarafta. Yani eksi sin alfa. Demek ki ben bunun yerine aslında eksi sin alfa yazabilirmişim. Peki bu bana verilen ifadeye, yani kosinüs alfa eşit mi? Hayır. O zaman cevabımız arkadaşlar Edirne olacaktır. Gelelim ikinci soruya. Evet, yavaş yavaş bu kuralı defalarca kullana arkadaşlar bugün bunu oturtacağız ve trigonometrinin çok önemli başlıklarından birisi. Lütfen dikkatli izleyin. Evet, bakıyorum burada bir 90 derece görüyorum. 90 derecede ne oluyordu arkadaşlar? Öncelikle hece değişiyordu. Yani ben bunu aslında kotanjant beta diyebilirim. Şimdi birim çember hemen çizmemiz gerekiyor.
90 burasıydı bakın arkadaşlar. 90'a ne yapmışız? Bir şey eklemişiz. B kadar bir açı eklemişiz. 90'a B kadar bir açı eklersek 180'e yaklaşırız. Yani şu tarafa doğru ilerleriz. Ve dolayısıyla 90 ile 180 arasında yani ikinci bölgede bir açıdan bahsediyoruz. İkinci bölgede sinüs artı kosinüs eksidir. Kotanjant da bunların oranı olduğu için eksi kotanjant beta. Demek ki aslında bize sorulan ifade eksi kotanjant betaymış. Buraya kadar sorun var mı? Yok. Şimdi adam bana tanjant alfayı vermiş. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? A'yı da ne yapalım? B'ye çevirelim. O zaman ne olsun burada? Daha doğrusu B'yi A'ya çevirelim. Eksi kotanjant B yerine de ne yazabilirim ben? 90 eksi A yazabilirim. Şimdi 90 olduğuna göre burada ne olacak? Tekrar hece değişecek. O zaman kotanjanttan hece değişirse ne olur arkadaşlar? Tanjant A'ya döneriz. Zaten sorudan gelen önünde bir eksi vardı. Şimdi 90'dan A çıkardığım zaman, 90 dereceden bir açı çıkardığım zaman ne olacak arkadaşlar? Sıfıra doğru yaklaşacağım. Yani birinci bölgeye geleceğim. Birinci bölgede ilk hece her zaman bakıyoruz. Kotanjantın işareti nedir birinci bölgede? Artı. Birinci bölgede herkes artıydı zaten. Demek ki buradan yeni bir işaret gelmeyecek. Eskiden önünde olan eksi devam ediyor. Demek ki aslında bize eksi tanjant A soruluyormuş. Yani bize sorduğu şu ifade bu dönüşümleri yaptığımızda arkadaşlar eksi tan A eşit oluyormuş. Zaten tan A 3 bölü 4'tü. O zaman aradığımız cevap eksi 3 bölü 4 olacaktır. Evet, yeni sorumuza gelelim. ABC arasındaki doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi böyle bir sıralama sorusu geldiğinde arkadaşlar ben bunların hepsini sinüs ve tanjanta dönüştürmenizi tavsiye ediyorum. Neden? Onu kısaca bir açıklayayım. Şimdi şöyle bir birim çemberimiz var. Hatırlarsanız burası kosinüs ekseni, burası sinüs ekseniydi. Şu neydi arkadaşlar? Tanjant ekseni, değil mi? Şu da neydi arkadaşlar? Kotanjant ekseni. Şimdi ben birbirine paralel olan eksenlere göre sıralarsam eğer bunların iz düşümlerinin boyunu kıyaslama şansım olur. Mesela açılarından bir tanesi kosinüs, biri sinüsse, şimdi mesela örneğin şöyle bir açı çizelim alfa derecelik. Alfanın kosinüsteki iz düşüm burası, sinüsteki iz düşüm burası. Yani hangisinin daha büyük olduğunu göz kararı seçmek çok zor. Çünkü farklı eksenler. Ancak ben ikisini de mesela iki açıyı, alfa beta gibi iki tane açıyı, ikisini de şeye çevirmiş olsaydım eğer, sinüse çevirmiş olsaydım örneğin. Mesela bu bir alfa olsun, bu da bir beta olsun örneğin, tamamı beta olsun şuranın. Bunların ikisinin de sinüs altındaki gölgelerini kıyaslamam çok kolay. Neden? Bakın sinüs alfa şu gölgeyken, sinüs beta bu bölge. Buradan ben sinüs betanın daha büyük değer aldığını çok rahat görebiliyorum. Demek ki arkadaşlar paralel eksenlere göre kıyaslamak çok daha kolay olacak. Aynı şey arkadaşlar tanjant kotanjant için de geçerli. Ben kotanjant yerine ne yaparsam bunu tanjanta dönüştürürsem 90'dan ya da 270'den takla attırarak çok rahat sinüs ve tanjant eksenler üzerinde kıyaslama yapabilirim. Çünkü bunlar paralel eksenler. Paralel eksenler üzerinde gölgelerin boyunun kimi daha uzun kimi daha kısa olduğunu görmek çok daha kolay olacaktır. Her neyse ben bundan sonra arkadaşlar hep sin ve tan'a dönüştürerek kıyaslayacağım. Hadi bakalım buraya. Bunu sin'e dönüştürmemiz gerekiyor. Ne yapmıştık? Hecenin değişmesini istiyoruz. Hecenin değişmesi için 90 ya da 270 kullanmam gerekiyor. Bakıyorum en yakın 270 var burada. Demek ki ben bu ifadeyi aslında kosinüs 270 artı 30 diye düşünebilirim. 270'te hece değişiyordu. Ne oluyor yani? Bu sinüs 30'a dönüşüyor. Ancak hemen birim çemberden bir de bunun işaretini kontrol etmeliyim. Şu birim çemberimizi temizleyelim. Bunun üzerinde devam edelim. Bakıyorum. Ne olmuş? 270'e 30 derece eklemişim. Burası 0'dı. Burası 90. Burası 180. Burası 270. Burası tekrar dönüp 360 oldu. Şimdi 270'e bir şey eklersem yani buraya gelirsem bu 4. bölge. 4. bölgede her zaman ilk heceye bakıyoruz arkadaşlar. Başrolde o var. Onun işareti bizim için önemli. Kosinüs bu bölgede artıdır. Demek ki aslında artı sin 30 diyebilirim buna. Sorun var mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Şimdi tanjant. Bu zaten tanjant. Tanjant kalsın sıkıntı yok. Ancak ne yapalım? Heceyi değiştirmeden birinci bölgeye taşıyalım açıyı. Heceyi değiştirmeden nasıl taşırız? O zaman ben bunu 180'den çevirmeliyim. Tanjant 180 artı 50 diyeceğim. Bakın 230'u bozmadım. 180 artı 50 230 yapıyor. Neden 180'den çeviriyorum? Hece değişmemiş olacak. O da ne olacak arkadaşlar? 180'den değişmediği için hece tanjant 50'ye dönüşmüş olacak. Ancak 180 artı 50 230 kaçıncı bölgede bakın? 3. bölgede. Evet, burada tanjant nedir arkadaşlar? Pozitiftir. O zaman işaretim artı. Evet, bu zaten sinüs 170. Bunun da hecesini değiştirmek istemiyorum. Sinüs kalsın. Sin ve tan'a dönüştürecektik her şeyi. Böyle kıyaslayacaktık. Çünkü bunlar paralel eksenlerdi. Sadece birinci bölgeye açıyı taşıyayım ki kıyaslamak kolay olsun. Sinüs 170'i de ben 180'den çevirecek olursam. Yani ben bunu 180-10 diye düşünecek olursam. O da ne yapacaktır? Sinüs 10'a dönüşecektir. Sinüs 10 neydi arkadaşlar? Birinci bölgede artı. Ancak 180'den bir şey çıkarınca buraya gelmiştim ya ikinci bölgede. İlk hecenin sinüsün işaretini kontrol etmeliyim. O da artı. O zaman sıkıntı yok.
Evet, şimdi bütün açılarımızı birinci bölgeye taşıdık ve sinüs ve tanjanta dönüştürdük. Artık bunları kıyaslamakta sıkıntı olmaz. Bakın sinüs eksenimiz burası. Tanjant eksenimiz de burası. Değil mi arkadaşlar? Hadi bu açıları tek tek yerleştirelim. 10 derece şöyle bir açıdır. Doğru mu? 30 derece şöyle bir açıdır. Burası da 50 derecedir. Mesela bu 10, burası 30, burası 50 olsun. Şimdi arkadaşlar hangisi daha büyük farkındaysanız 30'un bir kere ben sinüs altında görüntüsüne bakmalıyım. O zaman bilim çember üzerinden ne yapıyorum? Sinüsteki görüntüsüne bakıyorum. Şurası bizim için sin 30'dur. Sin 30'un değeri yani karşılığı. Sin 10 nedir? Sin 10 bakın şurası. Bunun bilim çemberdeki karşılığı şurası. Sin 10'un bir kere sin 30'dan daha küçük olduğunu çok rahat gördük. Tanjant 50'ye bakacak olsak bunu tanjant eksenini kestireceğim. Tanjant 50 de şu uzunluktur. Sıfırdan başlangıçtan itibaren şurayı almam gerekiyor. O zaman gördüğünüz gibi tanjant 50 bir kere en büyük değer. Yani B bir kere en büyük olacak. Sonra kim var? Sin 30 var ortanca uzunluk olarak. Sin 30 bakıyoruz kimdi? A. A ortada olacak. C de en küçük olacak. Yani küçükten bir yolu sıralarsak CAB şeklinde bir şık arıyoruz. O da hangisinde var? Edirne'de var arkadaşlar. Evet geldik yine buna benzer bir sıralama sorusuna. Bunu biraz daha pekiştirelim arkadaşlar. Ne yapacaktık? Her şeyi sin ve tana dönüştürecektik ve açıları da birinci bölgeye taşıyacaktık değil mi? O zaman ne yapacağım? Bunu sine dönüştürmek istiyorsam eğer ben hece değiştirmeliyim. Hece değiştirmek için de 90 ya da 270 kullanmalıyım. O zaman ben bunu kosinüs 175'i 90 artı 85 diye düşünebilir miyim? Bu da ne olacaktır arkadaşlar? 90'da hece değişeceği için sinüs 85'e dönüşecek. Yani hece değiştirirken tabii 90-270'i atıyoruz. Geriye kalan açıyı kullanıyoruz sadece. Sin 85. Ve arkadaşlar bir de işareti kontrol etmeliyiz. Hemen şöyle bir birim çember çiziyoruz. Çünkü işaretimiz ne acaba burada bunu görelim. 90 burasıydı. Ben 175 derece merak ediyorum. 175 ikinci bölgede olduğu için burada da kosinüs eksi olduğu için her zaman ilk heceye bakıyorduk. Unutmayın lütfen. Hece değişti artık bakın sinüse dönüştü ama bizim için önemli olan ilk hece. O zaman onun işareti eksi. Demek ki aradığım cevap eksi 85'miş. X için. Y'ye bakalım. Bunun zaten ben sinüs kalmasını istiyorum. O zaman heceyi değiştirmeden bir takla attırma, daraltma yapmam gerekiyor. Açıyı birinci bölgeye taşıyacağım. Nasıl yapacağım o zaman? 360 kullanacağım. Ben bunu 360 eksi 40 diye ifade edebilirim değil mi? 320'yi. O zaman gerçekten 360 derece değişmeyeceği için bunu atıyorum. Sinüs 40 kalıyor elimde. Ancak bölgenin işaretine bakmam gerekiyor. Sinüs 320 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Sinüs burada nedir arkadaşlar? Eksidir. O zaman bu eksi sin 40 oldu. Sonra gelelim arkadaşlar tanjant 310'a. Bunun da hecesinin değişmemesi gerekiyor. Ne demiştik? Sin ve tana dönüştürürsek çok rahat kıyaslarız paralel eksenin üzerinde bunların uzunluğunu. Dolayısıyla hece değişmeyecekse bunu da 360'tan düşünelim. Çünkü açıyı da birinci bölgeye taşımam gerekiyor. Küçültmem gerekiyor. 310 büyük bir açı. O zaman diyeceğim ki ben buna tanjant 360 eksi 50. O da ne yapacak arkadaşlar? 360'a atıyorum. Tanjant 50'ye dönüşüyor bu. Hece değişmiyor 360'da. Çünkü ancak tanjant 310 yine dördüncü bölgede olduğu için burada hem sinüs eksi kosinüs artı olduğu için bunları birbirine böldüğümüzde sonuç negatif geliyordu. Biliyorsunuz tanjant ve kotanjantın işareti sinüs ve kosinüsün işaretlerinin birbirine bölünmesiyle bulunuyordu. Dolayısıyla buradan da eksi geldi. Bakıyorum sayıların hepsi negatif. Biz negatif sayıları sıralarken şöyle bir şey düşünüyoruz arkadaşlar. Sanki bu eksilik yokmuş gibi önce bir sıralama yapalım. Artıymış gibi bunları sıralayalım. Sonra sıralamanın tam tersini alalım diyoruz değil mi? O zaman biz eksileri öncelikle görmeden birim çemberde bunları bir sıralayalım. Kim daha büyükmüş görelim. Bakın bu tanjant ekseni değil mi? Burası da sinüs ekseni. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar paralel eksenler olduğu için uzunlukları kıyaslamak çok kolay olacak. Hemen açıları çizmeye başlayalım. En küçük 40 derecemiz var. 40 şöyle bir şey olsun. Sonra ne var? 50 var. Sonra kim var? 85 var. Bu da 85 olsun. Şimdi bunların hangi eksen altındaki gölgesinin ne kadar olduğunu belirlemem gerekiyor. Örneğin mesela 40'tan başlayalım en alttan. 40 derece en altta bu sinüsmüş. O zaman bunun birim çember üzerindeki uzunluğunun sinüsteki görüntüsüne bakıyorum. Yani şu uzunluk aslında bizim için sinüs 40. Sonra 50'ye bakalım. 50'nin bu sefer tanjanttaki gölgesi. Tanjant dediğine göre tanjant eksenindeki gölgesine bakıyorum. Bunun sin 40'tan daha büyük olduğunu görebiliyoruz. 85'e bakalım. 85 şurası. Bunun birim çemberle kesiştiği noktanın gölgesine bakmam gerekiyor. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Buradan baktığımızda sinüs 85'tir. Bir kere sinüs 85'in sinüs 40'tan daha büyük olduğu belli. Ancak tanjant 50'nin de sinüsün her değerinden daha büyük olduğu belli. Dolayısıyla en büyük açımız buradan bir kere tanjant 50'dir. Ondan sonra kim vardır? Bakıyorum sinüs 85 var. Ondan sonra kim var? Sinüs 40 var. Şimdi bunlar artı haldeyken sıralamaydı. Yani ben tanjant 50'nin ne olduğunu biliyorum, bakıyorum. Z olduğunu biliyorum.
Sonra sin 85'in x olduğunu ve diğerinde y olduğunu biliyorum. Ancak bunlar açılar pozitifken sıralama. Ama bunların hepsinin önünde bakın birer tane eksi vardı. O zaman eksi sayılar sıralarken de bu sıralama ne yapacaktır arkadaşlar? Tam tersine dönecektir. Gerçekte z küçüktür, x küçüktür, y olacaktır. Negatif sayılar çünkü değeri büyüdükçe aslında küçülürler. Evet, burada kafanıza sadece şöyle bir soru işareti takılmış olmalı. Hocam şu tanjant 50 ile değil mi sinüs 85'i nasıl kıyasladınız? Arkadaşlar aynı açı altında, aynı açı altında her zaman tanjant sinüsten daha büyüktür. Aynı açı altında mesela tan 50 ile sin 50 nedir? Kıyaslandığında tan 50 daha büyüktür. İşte tan 40 ile sin 40 kıyaslandığı da tan 40 daha büyüktür. Her zaman arkadaşlar birinci bölgeden bahsediyorum. Birinci bölgeden. Biz de zaten birinci bölgede çok sorun çıkmadığı için bütün açılar oraya taşıyoruz. Birinci bölgede her zaman tanjant büyüktür sinüstür. Burada neden bahsediyor bize? Tanjant 150, 240, 330. Yine ben bunlara dönüştürerek, birinci bölgeye taşıyarak bunların değerlerini hesaplamaya çalışacağım. 150 büyük bir açı. Ben bunu ne yapacağım? Şöyle ifade edeceğim bakın. Tanjant 180, eksi 30 diye ifade edeceğim. Şimdi 180 derece değişiyor mu? Değişmiyor. Tanjant aynı kalıyor. Tanjant 30'a dönüşüyor. Ancak işareti belirlemem gerekiyor. Bakıyorum şimdi 180'den bir şey çıkarmışım. Yani 150 aslında ikinci bölgede. İkinci bölgede tanjant nedir? Eksidir. Buna ben eksi tanjant 30 diyebilirim. Sonra ne yapalım? Kotanjant 240'ı şimdi hesaplamaya çalışalım. Bunu da hemen 270'ten çevirebiliriz. Yani kotanjant aslında 270-30'dur burası. 270'te hece değişiyordu. Bu ne yaptı? Tanjant 30'a dönüştü. Doğru mu arkadaşlar? Ama bu arada bir şeye de dikkat edelim. Hemen işareti görelim. Kotanjant 240 3. bölgede ve ikinci, her zaman ilk hecenin işaretine bakıyorduk ya, unutmayın. Kotanjant bu bölge nedir? Artıdır. O zaman artı tanjant 30 geldi. Bir de sinüs 330'u görelim arkadaşlar. Bunu da ben ne yapacağım? 360'dan çevirebilirim. Sinüs 360 eksi 30 diye düşünebilirim değil mi? Bakın gerçekten 360'dan 30 çıkarırsak 330 yapacaktır. Bu da 360 derece değişmeyeceği için bunları hep atıyoruz biliyorsunuz. Geri kalan açıyı yazıyoruz sadece. Ne yapıyoruz? Sinüs 30 diyeceğiz hece değişmeyi için. Ancak 330 4. bölgede olduğu için ve sinüs burada eksi olduğu için bunun önünde bir tane eksi koymamız gerekiyor. Hadi bulduğumuz değerleri yerine yerleştirelim şimdi. Tanjant 150 yerine eksi tan 30 yazıyoruz. Değil mi? Artı kotanjant 240 yerine normal tan 30 yazıyoruz. Ki bunlar birbirini götürecek görüyorsunuz. Eksi sin 30, sin 330 yerine de eksi sin 30 yazıyoruz. Şimdi bunlar birbirini götürdü mü? Elimizde sadece artı sin 30 kaldı. Şimdi bu sefer 30-60-90 üçgenine ihtiyacımız var. 30-60-90 üçgeni neydi arkadaşlar özelliği? 30'un karşısında 1 varsa 60'ın karşısı kök 3, 90'ın karşısı 2 idi. Bunun aslında katlarıdır. Ancak biz burada oran yapacağım için katlar hep birbirini götürecek, sadeleşecektir yani. Gerek yok. Direkt 1, 2, kök 3 yazarak gideceğiz. Sinüs kimi kim oranıydı arkadaşlar? Hemen şuraya not edelim. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Değil mi arkadaşlar? O zaman 30 dereceye kalemimi koyuyorum. 30 derecenin karşısında kim var? 1. Hipotenüs de kim var? Yani 90'ın karşısında 2. Demek ki cevabımız arkadaşlar 1 bölü 2'ymiş. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Burada da yine ne var? Önce bir esas ölçü bulmamız gerekiyor. Esas ölçü bulmak için ne yapıyorduk? Hatırlayın önceki dersimizden. Radyan türünden esas ölçü bulurken payda neyse paydanın 2 katına bölüyorduk. Yani 15'i ben ne yapacağım şimdi? Paydan 2 katı olan 4'e böleceğim. 4'e bölersem ne olur? Kaç ki var? 3 var. 3 kere 4 12. 3 kalmış oldu. Bu kalanı alıyorduk hatırlarsanız. Yani biz şu aslında 15 pi bölü 2 yerine ne yapabiliyorduk? 3 pi bölü 2 yazabiliyorduk. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi esas ölçümüz 3 pi bölü 2. 3 bölü 2 de nedir? Ama önünde bir eksi varmış. Yani aslında biz bunu şöyle düşüneceğiz. 3 bölü 2 zaten 270 yapar. 180'dir pi. 180 bölü 2 93 ile çarptık. 270. Aslında elimizde teta eksi 270 var. Ancak arkadaşlar şimdi 270 hala esas ölçü değil. O zaman ben buna bir tane şu eksi 270 çünkü. Bir tane 360 ekleyerek onu ne yapmam lazım? Esas ölçüye dönüştürmem lazım. Teta artı 90 mı yapar? Eksi 270'e bir tane 360 eklersek artı 90 yapacaktır. Şimdi olay çok daha basitleşti. Ne yapacağız demek ki arkadaşlar? 90 gördüğümüz için hece değiştireceğiz. Bu kosinüs teta'ya dönüşecek. Ancak birim çemberi çizip hemen işareti belirlememiz gerekiyor. Unutmayın bu hece dönüşümleri hep iki adımda yapılıyor. Önce 90 ya da 270 hece değiştiriyorsunuz. 180 ve 360 hece değiştirmiyorsunuz. Sonrasında da gittiği bölgenin işaretini belirliyorsunuz. Şimdi 90 burasıydı. 90'a bir şey eklersem teta kadar bir şey, buraya 180'e yaklaşmış olurum. Dolayısıyla bu bölgede de ilk hece her zaman bakıyoruz. Sinüste sinüs burada zaten artıdır. Demek ki ben bunu artı kos alfa diyebilirim. Şu artıyı yazmasak da olur. Demek ki bunun cevabı artı kos alfa olacakmış. O da nedir? Adanadır.
Burada arkadaşlar aklımıza şöyle bir şey takılmış olabilir. Hocam ya bu alfanın küçük bir açı olduğunu nereden biliyoruz? Yani bu alfa ya daha büyük bir şeyse ya eklediğimizde 3. 4. bölgeye bizi götürürse falan. Evet haklısınız arkadaşlar. Eğer bize aralık vermediyse yani alfa şu sayılar aralığındadır gibi ifade kullanmadıysa biz alfayı her zaman dar açı kabul ediyoruz. Genel kabulümüz bu arkadaşlar. Evet pi bölü 2 90 demek hece değişecektir 90'da. Hece değişirse arkadaşlar bu ne yapacaktır? Kosinüs x'e dönüşecek. Ama 90'dan bir şey çıkarmışız. Bakın 90'dan bir şey çıkarınca ne olur? Birinci bölgeye düşeriz. Birinci bölgede zaten işaret artıdır. Gelelim buraya. 360'dan bir şey çıkarmış. 360'da hece değişmiyordu. Bu yine kosinüs x diye kalıyordu arkadaşlar. Ve 360 şurasıydı dikkat edin. 360'dan bir şey çıkarınca biz ne yaparız? İkinci bölge, şey, üçüncü bölgedeyiz. 270'e yaklaşırız. Pardon dördüncü bölgedeyiz. 270'e yaklaşırız ki 270'te de kosinüs yani ilk heceye bakıyorduk ya her zaman artıdır. O zaman bu artı cos x diye kaldı yine. Aşağıya geliyoruz. 3 pi bölü 2 270 demektir arkadaşlar. 270 artı x var elimizde sinüs altında. 270 derece değişiyordu. Yani bu da kosinüs x'e dönüşüyordu. Ancak 270 şurası bir şey eklersek 4. bölgeye geldik. Yani şuradayız ki burada ilk hecenin işareti eksidir. Değil mi? Sinüs 4. bölgede negatiftir. Dolayısıyla eksi cos demem gerekiyordu. Üst tarafta 2 cos x oluşurken alt tarafta eksi cos x oluştu. Cos x'ler sadeleşirken cevabımız adan oldu. Şimdi burada ne var? Yine aynı şeyleri yapacağız. Dar açıya dönüştüreceğiz. Şu an çünkü bunları bir üçgen içine sığdıramıyoruz. Dolayısıyla karşı bölü komşu ya da karşı bölü hipotenüs gibi oranları hesaplayamıyoruz. Onun için bizim yapmamız gereken açıları dara dönüştürüp dik üçgenin içine sağacak hale getirmek. Hadi bakalım 250 nedir? Sinüs 180 artı 70'tir değil mi arkadaşlar? 180'de hece değişmeyeceği için ne olacaktır? Önce şunu açıyoruz arkadaşlar. Hece değişmeyeceği için bu ne yapacaktır? Sinüs 70 kalacaktır. Ancak hemen birim çemberi yine şuraya çiziyoruz. 250 derece arkadaşlar 3. bölgede olduğu için ve sinüs de burada eksi olduğu için değil mi sinüs eksenimiz? Dolayısıyla eksi sin 70 olacaktır. Şimdi tan 65 zaten tan 65 olursun. Üst tarafta şöyle bir ifade oluştu. Hani tan 65 zaten dar açı olduğu için onu hesaplamaya gerek yok. Böyle alt tarafa geldik. Şimdi tan 245'i görelim. Tan 245'i de tan 180 artı 65 diye düşünebilir miyiz arkadaşlar? Evet. 180 derece değişmeyeceği için bu tanjant 65 olacaktır. Hemen bakıyorum 245 3. bölgede ve burada hem sinüs eksi hem kosinüs eksi olduğu için bunların oranı olan tanjant artıdır. Yani bunun yerine artı tanjant 65 yazabiliriz. Sin 70 zaten sin 70'ti. Bu da kalsın. Şu da bu arada sin 70. Onu yanlışlıkla 75 yazmışım. Evet gördüğünüz gibi tan 65'ler sadeleşti. Sin 70'ler sadeleşti. Cevabımız buradan eksi 1 oldu. Evet çok özel soru tiplerinden bir tanesine geldik. Burada ne olacak dikkat edin. 180'e tamamlayacak üçgenin iç açıları. Yani A artı B artı C'nin aslında 180 olduğunu söylemiş soru bize. Eğer A artı B artı C 180 ise ben A artı B yerine 180 eksi C yazabilir miyim? Yazabilirim. Neden? Bakın burada artı B'yi görüyorum. Onu C'ye yani şu açıya benzetmeye çalışacağım. Hemen görelim birlikte. A artı B yerine 180 eksi C yazıyorum. Artı sinüs C. Böyle aşağıda da bu işi yapıyorum. Kosinüs 180 eksi C. Eksi kosinüs C. Şimdi 180'den bir şey çıkarılmış. 180'de C değişmiyordu. Yani ben bunun yerine ne yapabilirim? Sinüs C yazabilirim. Değil mi? 180 derece değişmiyordu. Bunu atıyoruz. Kalanı yazıyoruz. Şu aradaki artı eksi ne işe yarıyordu? O da arkadaşlar bölgeyi bulmamıza yardımcı oluyordu. 180 burasıydı. Ben 180'den C diye bir açı çıkarmışım. Bize bir şey söylemediyse bunu dar açı kabul ediyorduk hatırlayın. C diye bir açı çıkarsam tabii ki 90'a yaklaşmış olurum ve ikinci bölgedeyim. İkinci bölgede sinüs ilk hecemiz artı olduğu için bunun artı sin C olduğunu görebiliyorum. Zaten yanında da artı sin C var. Şimdi buraya geldik. 180 var yine görüyorum. Bunu atıyorum ama hecenin değişmediğini görüyorum. Yani sinüs C. Pardon hece değişmiyorsa kosinüs C. Ve işareti incelemem gerekiyor. 180'den bir şey çıkarınca bakın ikinci bölgeye geliyorduk. İkinci bölgede kosinüs nedir? Eksidir. O zaman bunun önüne bir eksi koymam gerekiyor. Zaten yanında da kosinüs C var. Şimdi buradan ne oldu dikkat edin. 2 tane sinüs C bölü eksi 2 tane kosinüs C oldu. Bunlar birbirini götürdü. Dolayısıyla sin bölü cos da zaten tanjant değil miydi? O zaman cevabımız tanjant C olacaktır Ceyhan. 90'da hece değişiyordu. Hece değişirse bunun ne olması gerekiyor? Sinüs x olması gerekiyor. 90'dan bir şey çıkarınca ne olur arkadaşlar? 90'dan bir şey çıkarınca 0'a yaklaşırız. Yani birinci bölgedeyiz. İşaretinde artı olması gerekiyordu. Zaten öyle demiş. Doğru. Bursa bakıyorum 90'a bir şey eklemişim. 90 derece değişiyordu. Yani bu kosinüs x'e dönüşmüş olmalıydı. 90'a bir şey ekleyince ikinci bölgeye yani 180'e yaklaşmış olurum. O zaman ikinci bölgede ilk hecenin işaretine bakıyorum. Sinüs'e burada nedir sinüs? Artıdır. Yani artı cos x olması gerekiyordu bunun. Ancak eksi cos x demiş. Yanlış olanı burada bulmuş olduk Bursa.
Tanjant 180 diyor. 180 derece değişmez. Bunu atıyorum ve tanjant alfa yazıyorum. Ancak hemen birim çember çizip işaretleri kontrol etmem gerekiyor. 180'den bir şey çıkarırsam alfa gibi bir açı ikinci bölgeye yaklaşırım. Yani 90'a yaklaşırım. Burada arkadaşlar tanjant negatiftir. Yani ben buna eksi tan alfa diyeceğim. Sonra burada da 180 var. 180 derece değişmeyecektir. Bu kosinüs alfaya dönüşecektir. Ancak 180'den bir şey çıkınca ikinci bölgedeyiz ki ikinci bölgede şey nedir? Kosinüs nedir? Eksidir. Yani buradan da bir eksi gelecek. Oradan gelen eksiyi de şöyle yazalım hemen. Sonra çarpı 90 var. 90'da arkadaşlar ne olur? Hece değişir. Hece neye dönüşür? Tanjant kotanjanta dönüşürdü. Kotanjant alfa yazıyorum. Bu arada işareti de tabii kesinlikle kontrol etmem lazım. 90'dan bir şey çıkarmışım. 90'dan bir şey çıkarırsanız sıfıra yaklaşırsınız. Yani birinci bölgeye ki birinci bölgede herkes artıydı zaten. Buradan bir işaret gelmeyecek yani. Buraya geldim. 90 var. 90 derece değişir. Ne olur arkadaşlar? Kosinüs alfaya döner. Ve 90'a bir şey eklediğimizde ikinci bölgeye gideriz ki burada sinüs ilk hecemiz artıdır. Dolayısıyla işaretimiz artı kalacak. Burada 90 var yine. 90 arkadaşlar heceyi değiştirir. Tanjant alfaya dönüştürür. Ve 90'dan bir şey çıkarınca sıfıra yaklaşırız. Birinci bölgedeyiz. Birinci bölgede ilk heceye bakıyorum. Kosinüs artıydı zaten. Sorun yok. Burada ise tanjant 90 artı alfa diyor. 90'da yine hece değişir. Bu kotanjant alfaya dönüşür. Ve 90'a bir şey eklediğim için 180'e yaklaşmışımdır. İkinci bölgedeyimdir. İkinci bölgede tanjant eksidir. Çünkü burada sinüs artıyken kosinüs eksi. Bunların oranı da eksi yapar. Yani önüne şöyle bir eksi demem lazım. Şimdi bakın arkadaşlar çok güzel şeyler geldi. Şu tan alfalar sadeleşsin. Kos alfalar sadeleşsin. Kot alfalar sadeleşsin. Yukarıdan farkındaysanız eksi eksiden artı 1 geldi. Aşağıdan ise sadece eksi 1 geldi. Bunların oranı da eksi 1 yaptı. Yani cevabımız zaten oldu. Evet, buraya gelelim. Burada 7 pi bölü 2 var. Önce bunun esas ölçüsünü bulmamız gerekiyor. Ne yapıyorduk hatırlarsanız 7'yi paydanın 2 katına yani 4'e bölüyorduk. 1 çarpı 4, 4 çıkardık. 3 kaldı. Yani aslında bu paydayı alınca şu ifade 7 pi bölü 2 yerine biz ne yapabiliyormuşuz demek ki? Aslında 3 pi bölü 2 yazabiliyormuşuz. 3 pi bölü 2 zaten 270 demektir pi yerine 180 yazdığımızda. Yani ben bunu yerine kosinüs 270 eksi x yazarsam daha rahat göreceğim. Şimdi 270'te hece değişiyordu. Yani bu ne oluyordu? Sinüs x'e dönüşüyordu. Hemen şöyle bir tane birim çember çiziyorum arkadaşlar. 0, 90, 180 ve 270'imi hemen yapıştırıyorum. Burada ne oldu şimdi? 270'ten bir şey çıkarmışız. 270'ten bir şey çıkarırsak 3. bölgeye yani 180'e yaklaşırız. Dolayısıyla 3. bölgede de kime bakıyorum? İlk heceye. Her zaman ilk hece arkadaşlar unutmayın. Yani kosinüs burada nedir? Eksidir. O zaman ben bunu eksi sin alfa demem lazım. Şimdi şuraya geldik. İkincide de bakın burada bir esas ölçü hikayemiz var yine. X eksi 3 pi diyor. Şimdi 3 pi biz esas ölçü değil. Neden? Önünde eksi var çünkü. Eksi açılar esas ölçü olamaz. Hemen buna ben bir tane 3 pi ekliyorum. 2 pi ekliyorum. Eksi pi yaptı. Olmadı. Hala negatif. Bir tane daha 2 pi ekliyorum. Artı pi'ye dönüştü. O zaman demek ki arkadaşlar ben bunun yerine sinüs değil mi? X artı pi yani x artı 180 yazabilirim. Şimdi 180'de hece değişmiyordu. Yani bu sinüs x diye kalıyordu. Doğru mu arkadaşlar? Dolayısıyla sinüs x diye kaldığına göre hemen işareti kontrol etmem gerekiyor. 180'den bir şey eklemişim. Bakın 180'e bir şey eklersem ne olur? 270'e yaklaşırım. Yani 3. bölgedeyim. 3. bölgede sinüs nedir? Eksidir. O zaman bunun önüne bir eksi gelecek. Bakın yukarıda ne olmuş oldu? Eksi sin x oluşmuş oldu. Aşağıya gelelim şimdi. Aşağıda 2 pi görüyorum 360. 360 ne olacaktır? Heceyi değiştirmeyecektir. Yani yine sinüs x'e dönüşecektir. Ancak 2 pi 360'dan bir şey çıkarırsam şuraya yani 3. bölgeye gelmiş, 4. bölgeye gelmiş olurum ki burada sinüsün işareti bakın hatırlayın eksiydi. O zaman bir eksi de buradan geldi. O zaman en son elimizde arkadaşlar şöyle bir şey kaldı. Eksi 2 tane sin x yukarıda, eksi 1 tane sin x aşağıda. Sinler gitsin, eksiler gitsin. Cevabımız arkadaşlar Edirne gelsin. Burada evet yine şık bir soru. Tan 5, tan 10, tan 15 diye giden yapılar görüyoruz arkadaşlar. Bir kere burada kaç tane terim var? Terim sayısını önce bir görmek istiyorum. 85'ten sondan ilki çıkarıyorum. Artış miktarına bölüyorum. Sonra 1 ekliyorum değil mi arkadaşlar? 85'ten 5'i çıkarırsam ne olur? 80 kalır. 5'e bölerim. Sonra 1 eklerim. Yani 16 artı 1'den. Bir kere burada 17 tane terim var. Ne yapıyorduk? Son eksi ilk bölü artış miktarı artı 1 diyorduk. Bu bize terim sayısını veriyor. 17 tane terim olduğuna göre ben bunları baştan sondan ikili ikili gruplayacağım. Ortada bir tane terim kalacak demektir. Şimdi ben 90'dan çevirirsem bunun yerine kod 5 yazabilir miyim? Aynı şekilde 90'dan çevirirsem bunu kod 10 yazabilir miyim? Hatırlayın 90'a tamamlayan açıları aldığımızda bu ne oluyordu? Hece değiştiriyordu. Ama hepsi zaten birinci bölgede olduğu için burada işaret incelememe gerek yok. Şimdi baştan sondan incelemeye başlıyorum. Buradan çarpma olduğu için çarpmada bunların yerini değiştirebiliriz. Yani kod 5'i tam 5'in yanına aldığımızda kod 5 çarpı tam 5 bir tane 1 yapacak.
Sonra aynı şekilde tanon çarpı koton, o da 1 yapacak. Örüntüyü gördüyseniz arkadaşlar 17 tane terim var ya toplam. Bunların 16 tanesi baştan sona ikili ikili gruplarına göre, bu gruplandığına göre arkadaşlar ne olacak? 8 tane 1 gelecek. 8 tane 1 çarpanı gelecek. Ya çarpma olduğu için 8 tane değil, ne kadar olursa olsun hepsinin çarpımı yapacaktır. Ancak ortada bir terim kalacak. Ortada kim kalacak? Tan 45 kalacak. Ortada kalan terimi nasıl buluyoruz arkadaşlar? Onu da şöyle buluyoruz. Son terim 85 miydi? İlk terim 5'ti. Bunları toplayıp 2'ye bölüyoruz. 90 bölü 2'den 45 kalıyor. Demek ki ortada da tan 45 kaldı. Ama zaten tan 45 de 1'dir. Dolayısıyla bütün sayıların çarpı 1 olduğu için bu işlemin sonucu da 1'dir. Evet, burada da şöyle bir şey yapacağız. Bize kosinüs 2x artı y soruluyor ya. O zaman ne yapacağız? Ben bunu önce şey yapayım. Bize x artı y verildiğine göre x artı y'ye benzeteyim. Yani kosinüs 2x artı y'yi kosinüs x artı y artı x şeklinde yazayım. Burada dikkat ederseniz x artı y'nin zaten 90 olduğu verilmiş. O zaman kosinüsün içerisinde aslında 90 artı x var. 90'da hece değişiyordu. Hece değişince bu sinüs x'e dönüşür. Ancak birim çemberi çizip hemen bir de işareti kontrol etmeliyiz. Bu aşırı önemli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? 90'a bir şey ekliyoruz. 90'a bir şey eklersek 180'e yaklaşırız. Yani ikinci bölgeye. Ki ilk hecemiz kosinüs olduğu için burada kosin işaretine bakmam lazım. Bakın son kısım değil, ilk heceye bakıyorum. Bu çok önemli arkadaşlar. Eksi sin x. Zaten biz sin x'in 2 bölü 3 olduğunu biliyoruz. Önüne de eksi gelince aradığımız cevap eksi 2 bölü 3 olacaktır. Çok şık bir soruydu. Şimdi yine buna benzer bir soru. Üçgen görüyorsanız bileceksiniz ki üçgenin iç açılar toplamı 180 derecedir. Yani A artı B artı C'ye 180 yazabiliriz. O zaman yapmam gereken şey şu. Kimi vermiş bakın bana? A artı C'yi vermiş. O zaman A artı C'yi yalnız bırakıyorum. Yani B'yi karşıya atıyorum. 180 eksi B oldu burası. Şimdi hemen bunları yerleştirelim. Kosinüs kare A artı C yerine 180 eksi B yazıyorum. Kosinüs kare A artı C yerine. Bu arada bölü ikisi de var değil mi? Açının da bölü ikisi var içinde. Dışarıda da zaten artı kosinüs kare b bölü 2 var. Bölü aşağıda arkadaşlar aynı şeyi bir daha yapıyorum. A artı c yerine 180 eksi b yazıyorum. Bölü 2. Artı burada da kotanjant b bölü 2 var. Şimdi şu bölü 2 yani 180 eksi b bölü 2 ile bu ifade. Bunu şöyle yazabilirim ben. 180 bölü 2 eksi b bölü 2 yazabilirim. Doğru mu arkadaşlar? 180 bölü 2 zaten nedir? 90 eksi b bölü 2'ye dönüşür. Dolayısıyla elimde aslında şöyle bir şey olmuş oldu. Kos kare 90 eksi b bölü 2 artı kos kare b bölü 2 bölü aşağıda kotanjant 90 eksi b bölü 2 artı kotanjant b bölü 2. Şimdi yapacağım şey şu. 90'da hece değişiyordu. Bu ne yapıyor arkadaşlar? Sinüs kare b bölü 2'ye dönüşüyor. Artı yanında zaten kosinüs kare b bölü 2 var. Diyeceksiniz ki hocam işareti niye kontrol etmedik? Burada zaten şey var arkadaşlar. Kare olduğu için işaret eksi bile olsa kos kare zaten artıya dönüşecek. Onun için kontrol etmeye gerek görmedim. Bu da zaten üst taraftan sin kare artı kos kare 1 yapacağı için bayağı rahatladık. Alt tarafa gelelim. Burada yine 90 gördüğüm için hece değişiyor. Bu ne yapıyor? Tanjant b bölü 2'ye dönüşüyor. İşareti hemen incelememiz gerekiyor. Bu sefer kareli bir ifade yok. Çünkü 90'dan bir şey çıkardığım zaman ne olacaktır? B bölü 2 bir açı dar açı sonuçta. Birinci bölgeye yaklaşacağım. Yani sıfıra yaklaşacağım. Dolayısıyla birinci bölgede kotanjant artı olduğu için bu artıdır. O zaman tanjant B bölü 2. Bu arada tabii aşağıda çarpı var. Değil mi? Artı değil. Tanjant B bölü 2 çarpı yanında da kotanjant B bölü 2 var. Zaten tan çarpı kotun aynı altında, aynı açı altında 1 yaptığını biliyoruz. O zaman buradan da 1 geldi. 1 bölü 1'den aradığımız cevap deniz olacaktır. Evet, son iki sorumuz arkadaşlar. Bayağı kaliteli sorularla olayı bitirmiş olacağız. Şimdi x artı 180 derine göre hemen şöyle bir şey yapmak istiyorum. 1 artı açıları birbirine benzetmek istiyorum ki bir şeyler yapabileyim. Yani şu an birisi x birisi y. Bunlar arasında hiçbir iş yapamıyorum. En azından mesela x'i y'ye dönüştürmeye çalışalım. O zaman ne yapacağım? X gördüğüm her yere ben 180 eksi y yazacağım. Şunu karşı attığım zaman. O zaman kosinüs içerisinde x yerine de 180 eksi y yazıyorum. Bölü aşağıda zaten 1 eksi kosinüs y var. Açıları benzetmeye çalıştığım için alt tarafla oynamayacağım. Şimdi 1 artı dursun burada. Kosinüs 180'de hece değişmez. Kosinüs y'ye dönüşür. Ancak hemen birim çember çizerek işareti de görmeliyim. 180 şöyle bir açıydı. Ben ondan y derecelik bir şey çıkarırsam 90'a yaklaşmış olurum. Şuraya yaklaşmış olurum ki burada nedir? Kime bakıyorum? İlk hecemize kosinüse bakıyorum değil mi? İlk hecemiz kosinüstü bakın. Dolayısıyla kosinüs burada eksidir. Yani ben bunu artıyı eksiye dönüştürmem gerekiyor. Çünkü bölgeden kaynaklı bir eksi işaret geldi. Bölü aşağıda da zaten bir eksi kosinüs y var mıydı? Aynı şeyler olduğu için bundan oran arkadaşlar 1 yapacaktır.
Evet, işte bu soru harika bir soru arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hani ne demiştik? Hocam bu 90'dan ya da 270'ten çıkardığımız açının ne olduğunu bilmiyoruz ki. Kaçıncı bölgeye gittiğimizi nasıl anlıyoruz diye sormuştuk ya biraz önce. İşte vermiyorsa biz onu dar açı kabul ediyorduk. Ama burada vermiş. X'in bakın ne olduğunu söylemiş arkadaşlar. 90'dan büyük değil mi? 180'den küçük bir açı olduğunu söylemiş. X demek ki örneğin 100 gibi bir açı diyelim. Değil mi? Bu aralıktan örnek bir açı seçebiliriz. Şimdi ben ne yapacağım o zaman? Bakın 90'da bir kere hece değiştiğini biliyorum. Hece değiştiği için bu neye dönüşecek arkadaşlar? Kotanjanta dönüşecek. Kotanjant X. Ancak işarete dikkat etmem gerekiyor. Ben 90'dan 100 gibi bir şey çıkaracağım. Burası 90'da. X'imiz 100 derece gibi bir açı ya, hani 90'dan büyük 180'den küçük bir açı olduğu için örnek olarak 100 vermiştik ya. Bu 100 gibi bir açı çıkarırsam ne olur? Şuraya gelirim. Değil mi? Bakın geriye doğru bu bölgeye gelirim. Bu bölgede ilk heceye bakıyorum. Tanjant burada nedir? Eksidir. Çünkü kosinüsün artı sinüsün eksi olduğu bir bölgeden bahsediyoruz. Bunların birbirine oranı negatif yapacaktır. O zaman demek ki buradan eksi cot x gelecek. Şimdi bir de şuna gelelim. Eksi 270 var. Eksi 270 arkadaşlar bir kere esas ölçü değil. Yani eksi 270'e ben bir tane 360 ekleyerek onu öncelikle şeye çevirmem gerekiyor esas ölçüye. Yani x artı 90 oldu. Şimdi daha rahat çalışabilirim. X neydi? 100 derece gibi bir açıydı. Ben ona ne yapıyorum? 90 ekliyorum. O zaman ne olur arkadaşlar? 190 gibi bir açı yapar. O da 3. bölgeye gelir. Doğru mu? 3. bölgede sinüs nedir peki? Bakın negatif. O zaman burada hece değişecek. Kosinüse dönüşecek bu ifade. Ama ne olacak? İşareti de eksi olacak. Demek ki kotanjant x eksi kosinüs x gibi bir ifade kaldı elimizde. Şimdi bir de bize verilen bilgiye bakalım. Bize verilen bilgide de bir dönüşüm yaptırmamız gerekiyor. 90 gördüğüm için hecenin değişeceğine karar veriyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Sinüs x'e dönüşüyor. Eksi 3 bölü 5. Ancak bu dönüşümden sonra bir de işareti incelemem gerekiyor. X'imiz 100 derece gibi bir açıydı. Yani biz 90'a 100 eklersek 190 yapar. 190 da arkadaşlar yine burada 3. bölgede bir şey yapıyor. 3. bölgede arkadaşlar kosinüsün işareti nedir? Eksidir. O zaman bunun önüne dönüşüm yaptıktan sonra bir tane eksi koymam gerekiyor. Bu eksiler de zaten birbirini götürdüğü için buradan sinüs x'i normal 3 bölü 5 olarak bulduk mu? Evet. Zaten arkadaşlar bize bir tane trigonometrik değer verildiyse, yani sinüs x 3 bölü 5 diye verildiyse, bir üçgen çizerek buradan bütün değerleri bulabiliyoruz. Şurası bizim x açımız olsun. Sinüs arkadaşlar karşı bölü hipotenüs değil miydi? Evet, burası 3, burası 5'miş. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden buranın da 4 olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi artık yeşil kalemimi alıyorum. Bize sorulan şu değerlerin hepsini tek tek bu üçgenden bulabiliriz artık. Ne yapıyorum? Kotanjant x lazım. Kotanjant komşu bölü karşıydı. Yani 4 bölü 3 ama önde eksi olduğu için eksi 4 bölü 3. Bir de kosinüs lazım bize. Kosinüs neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipotenüs. Yani o da 4 bölü 5. Şimdi burada payda işlersek 20, 12, eksi 32 bölü 15 mi yaptı arkadaşlar? Cevabımız da Adana oldu. Evet arkadaşlar, çok kaliteli sorularla çok güzel bir anlatım yaptık. Özellikle son sorular çok önemliydi arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar izleyin lütfen. İyi çalışmalar, başarılar diliyorum.